Sevgili dostlar, tekrardan hoş geldik. 20. gün, ikinci dersteyiz, ikinci parttayız. Hangi konuyu işliyorduk? Der mevzusuna değinmiştik arkadaşlar. Devrik başlangıçtır, yüklemli giriştir demiştik hatırlarsanız. Yanındaki be fiilinin çekimlemesine göre ki be fiilini hiçbir zaman be olarak kullanmıyorduk. Zamanlara göre çekimleme yapıyorduk. Be fiili cümleye zaman ayarı kazandırıyordu. Bunların hepsini size anlatmıştım. Şimdi derle başlayıp be ile devam eden present time cümlelerine bakacağız arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz zaman dilimine yani şu ana ya da genel geçer ifadelere bahseden bu gibi kapıları aralayan present time cümlelerine bakacağız arkadaşlar. Tabii ki de hepsi derle başlayacak. İlk cümlemiz gelsin müsaadenizle. There is diyoruz arkadaşlar. Var diyoruz. Ne var diyeceğiz? Hemen ona da bir bakalım müsaadenizle. Evet, cümlemiz there is'le başlıyor. Var diyor. Ne var diyor? Growing concern var diyor arkadaşlar. There is var. Ne var? Growing concern var. Hemen bakalım. Grow büyümek, gelişmek fiilinden türemiş. Growing concern diyoruz arkadaşlar. Hemen there is ifadesini kırmızıya boyuyorum, altını çiziyorum. İkisi birbirine yapışık. Aslında there orada demek arkadaşlar İngilizce'de. Here burada, there orada demek baktığınızda. Ama there is yüklem mahiyetinde. Çünkü cümle içerisinde ne anlamak geldiğini ve nasıl bir görevde olduğunu size hep anlatıyorum. Analiz çalışmalarında biz bunları yapıyoruz biliyorsunuz. Var diyoruz. Ne var? Şuradaki isim tamlaması var. İsim tamlamamız growing concern. Biliyorsunuz ki arkadaşlar grow büyümek ya da gelişmek demek. Growing eşittir expanding ya da thriving diyebiliriz sevgili dostlar. Hani hemen onu da bir verelim. Growing eşittir expanding ya da thriving olarak verebiliriz. Şuradan bir copy paste yapalım hemen. Verdiğimiz eş anlamlı ifadelerde gerçi şu şekilde kullanıyorduk. Var diyoruz. Ne var? Growing yani büyüyen eşittir expanding. O da eşittir thriving arkadaşlar. Yani grow eylemi, expand eylemi, thrive eylemi ki sonunda bir e olması gerekiyor. Eylemler ing alarak, fiiller ing alarak sıfatlara dönebiliyor biliyorsunuz. Growing concern, expanding ya da thriving concern denilebilir arkadaşlar buna. Büyüyen bir endişe var. Among scientists diyoruz arkadaşlar. Among scientists kimlerin arasında? Bilim insanları arasında diyoruz. Among scientists diyoruz arkadaşlar. Bilim insanları arasında hatırlayınız among ifadesi arasında demekti. Among eşittir atmıyorum. Between'i size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hatırlayınız among 3 ya da daha fazla şey. Among 2 şey. Between 2 şey. Among 3 ya da daha fazla şey arasında demekti. Tekrardan söylüyorum. Among 3 ya da daha fazla şey. Between 2 şey arasında demekti. Neticede bu iki kelimeyi gördüğümüzde arasında olduğunu unutmuyorduk. Concern demek peki arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Concern eşittir worry. Bunlar da endişe demekti arkadaşlar. Yani growing concern büyüyen bir endişe var diyoruz. Var dedik yüklemli girişti. Hemen şunu çizdim tamlama olarak ve sarardım. Çünkü yüklemle giriyoruz sonra fiil geliyor. Burada bir edatımız var arkadaşlar. Among scientists ifadesiyle bilim insanları arasında diyoruz. Bu da bir tamlama oldu gördüğünüz gibi. Daha önceden öğrendiğimiz tamlamaları hep yan yana getirerek cümleyi kurguluyoruz gördüğünüz gibi. Bilim insanları arasında büyüyen bir endişe var, kaygı var. Giderek artan bir kaygı var diyoruz. Şununla alakalı diyoruz. Neyle alakalı? About the declining population. About, hani about ya da on konusu üzerine demekti. About eşittir. Burada on adı eşittir. On the subject of gibi kullanılır. Konusu üzerinde ile ilgili hakkında alakalı demektir arkadaşlar. About'un yaklaşık aşağı yukarı anlamı da var. Burada o anlamı kullanılmıyor. O zarftı. Bu edat olarak kullanılıyor. Hani neyle alakalı? The declining population diyoruz arkadaşlar. Yani azalan nüfus, azalan popülasyon, decline, düşmek, azalmaktı. Aynen growing yapar yaptığım gibi expanding, thriving yaptığım gibi decline'ı da declining yapıyorum. Azalan düşen diyorum. Ne oldu arkadaşlar? Sıfatlaştırdım. Declining eşittir arkadaşlar. Decreasing ya da falling olarak karşımıza çıkıyor. Fall da düşmek, decrease de gerilemek anlamında düşmek, seviye olarak düşmek, alçalmak anlamına gelebiliyordu. Hatırlayınız daha önce vermiştim. Among scientists birinci tamlama. About'la başlayan about the declining population ikinci tamlama ki devam ediyor. Of polar bears diyoruz. Kutup ayılarının diyoruz. Burada da bir edat var. Burası tek parça tamlamaya bürünmüş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi edatları da italik ve kalın yazalım sizler için.
Burası da bir parça oldu mesela, çizdim altına. Sonsuza kadar edat varsa ben de sonsuza kadar sona giderim, oradan başa doğru sararım. Kutup ayılarının azalan popülasyonu hakkında bilim adamları arasında hani artan, büyüyen bir endişe var diyoruz arkadaşlar. Cümle istediği kadar uzasın, var deyip bitireceğiz. Çeviri sorularında geliyor. Gelme katsayısı çok yüksek olan girişlerden, devrik girişlere bir örnek daha var karşınızda. Deriz ifadesi deyip yabana atmayın arkadaşlar. Polar bears diyoruz. As a result of, şunun sonucunda diyor. Demek ki buna bir şey sebep olmuş arkadaşlar. As a result of, hani bu nedir? Bir edat görevinde bir bağlaştır, bir eklemdir. Tek parçadır. Ezine ayrı, esine ayrı, ofuna ayrı düşünemezsiniz. Sonucunda, neticesinde demek. Bu tamamen bir bağlaç arkadaşlar, edat görevinde. As a result of, şunun sonucunda. As a result of eşittir arkadaşlar. Owing to, due to ya da because of olarak karşımıza çıkıyor. As a result of eşittir. As a result of eşittir. Owing to eşittir. Due to, o da eşittir. Because of, sevgili arkadaşlar, sebep bildirirsiniz. Olayın sebebini anlatırsınız. Hani bilim adamları arasında bir endişe, bir kaygı var diyoruz ya, işte bunun sonucunda, bu sebepten, bundan dolayı diyoruz. As a result of, tek parça. Owing to, tek parça. Due to, tek parça. Because of, tek parça. Bunları ayrı ayrı düşünemiyorsunuz. Bunlar bizim neyimiz arkadaşlar? Eklemlerimiz, ama edat grubu görev yapıyor. Bir eklem, bir bağlaç edat görevindeyse sağına isim ya da isim tamlaması almakla mükelleftir arkadaşlar. Daha fazlasını alamaz, cümle alamaz. Sebep sonuç bağlacı, because, as, since vermiştim. Onlar bağlaştı. Bunlar edat grubu. Bunlar dediğim gibi sağına isim almak zorunda, den dolayı, yüzünden demek arkadaşlar. Neyden dolayı bir endişe var? Hemen ona da bir bakalım. Neyden dolayıymış? The factors, faktörlerden dolayı diyoruz. The factors diyoruz arkadaşlar. The factors that diyor. Faktörle, pardon, the factors such as, hani gibi faktörler diyoruz arkadaşlar. Hatırlayınız, benzetme edatı iki tane verdim size. Such as ya da like artı isim kullanırsanız arkadaşlar, gibi dersiniz. Örneğin mesela dersiniz. Hani as a result of the factors diyoruz. Factors diyoruz. Bu da bir tamlama arkadaşlar. Çizdim hepsinin altını. Hani gibi faktörler. Bu da burada bir edat görevinde. Kalın ve italik yaptım gördüğünüz gibi. Hani bilim insanları arasında azalan popülasyonla ilgili, kutup ayılarının işte faktörler neticesinde, şu anda yazacağım gibi faktörler. Hangi faktörler? Habitat lost, A, virgül, climate change, B, and C şeklinde gidiyor arkadaşlar. Habitat lost, comma, habitat loss, yani yaşam alanı kaybı. Habitat eşittir homeland olarak geçiyor arkadaşlar. Habitat, yaşam alanı eşittir homeland, ana vatanı diye düşünebilirsiniz. Onların gerçekten yaşadığı bölge diye düşünebilirsiniz ki land zaten kara parçası demektir. Such as habitat lost, yani yaşam alanı kaybı, virgül, climate change, iklim değişikliği, climate change, iklim değişikliği, and, ve diyoruz arkadaşlar. Reduced access, azalan, azalmış, reduce access, erişim, sevgili dostlar. Reduce de azaltmak demektir. ED alarak ya da bir fiil, ED alarak ya da ING alarak sıfatlaşabiliyordu. Yedinci gün konusu falan da yanlış hatırlamıyorsam. Burada sıfat artı isim yapısı var gördüğünüz gibi. Hani gibi faktörler. Hangi faktörler? Birincisi yaşam alanı kaybı, virgül. İkincisi iklim değişikliği, virgül. Üçüncüsü hani burada hani erişimin azalması, azalmış erişim. Neye azalmış erişim? Hemen ona da bir bakıyorum. To pray, şuna diyorum arkadaşlar. To pray, yani ava olan erişimin azalması. Yani yiyecek bir şey bulamıyorlarmış tabiri caizse. Görüyor musunuz arkadaşlar eklemleri? Birinci eklem, ikinci eklem, üçüncü eklem, dördüncü eklem, beşinci eklem, altıncı eklem, yedinci eklem. Bunların hepsi edat görevinde, edat grubu. Çünkü hepsi sağına isim artı isim artı isim, Allah isim alıyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte çizdim altını. To pray, Allah olan, hani reduce access to pray aslında tam olarak altı çizilmeli. Fark etmez, isterseniz şunu şununla bağlar. To'yu da pray'e bağlar ya da hepsini birbirine bağlayabilirsiniz. Hiçbir şey değişmiyor. Anlamsal açıdan hiçbir sorun olmuyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çizmesin sürekli. Bizi de sinir etmesin. Pekala, eş anlamlı kelime bilgisi. Homeland'i de verdik.
Reduce eşittir decrease olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çünkü reduce ve decrease eylemleri eş anlamlı, eşittir fall diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fall ifadesi reduced, decreased, fallen olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü hali var buradaki. Eş anlamlı kelime grubu zaten burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Reduced azalmış, decreased azalmış. Azalmış erişim. Neye azalmış erişim? To x. X'imiz ne? Ava, prey, av demek arkadaşlar. Yiyecek bir şey bulması için yapılan hani decreased ya da diminished diyebiliriz. Bunlar azalmış olarak karşımıza çıkıyor. Diminished diyoruz sevgili dostlar ki reduce, decrease, diminish pardon, decline, fall ifadelerini daha önce defaatle sizlere vermiştim. Verdiğimiz kelime grupları arasında hatırlayacaksınız arkadaşlar. Prey zaten av demekti. Başka bir şey var mı diyorum. Prey av demek. Hunt da av demek arkadaşlar. Prey hani aslanlar ceylanları avlıyorlar ya oradaki av aslanın prey'i ceylandır. O yapılan eylem hunt'tır mesela arkadaşlar. Prey av demektir. İsim hunt avlanmak, avcılık yapmaktır. Fiildir. Araya eşittir atmadım. İkisi de av kökünden geliyor sevgili dostlar. Bizim cümlemizde prey ifadesi var gördüğünüz gibi. Şimdi neyden dolayı diyoruz? Bunun da bir sonucu var arkadaşlar. Şundan dolayı melting. Sea ice due to melting eriyen. Bakın yine melt erimek eritmek fiilini ing ekleyerekten ne yaptım? Sıfatlaştırdım. Sea ice deniz buzu yani buzulların erimesi diyebiliriz. Şundan dolayı neyden dolayı sevgili dostlar? Buzulların erimesinden dolayı due to melting sea ice sıfat artı gördüğünüz gibi neredesin? Sıfat artı isim artı isimden dolayı diyor arkadaşlar. Şimdi var diyeceğiz. Var deyip olayı paketleyeceğiz ama var demeden önce sonsuza kadar edatla giden bir cümle örneği hazırlamıştım size gördünüz. Onu ne yapacağız sevgili dostlar? Sonsuzuna gideceğiz. Sararaktan başa doğru geleceğiz. Var diyor. Şimdi hemen sarıyorum. Bakın eriyen deniz buzundan dolayı çünkü due to, as a result of, owing to, because of kullanılabilir. Eriyen, erimekte olan deniz buzlarından dolayı, kısacası eriyen buzullardan dolayı da diyebilirsiniz. İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Bu benim yorumum, şu anki yorumum arkadaşlar. Hani şurada such as dedikten sonra A, virgül, B and C diyorsa bunu kendi sırasında çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya yani bakın tekrardan söylüyorum. Şuradaki and işi bozuyor. Such as'den sonra başlayan anlatım. Hani gibi mesela diyoruz ya, örneğin diyoruz ya. A virgül B and C diyorsa önce A'yı sonra B'yi sonra C'yi çevireceğiz. Bunlar kendi içinde aynı olduğu sırada bakın parçaları da kendi içindeki düzenlerle Türkçeleştirmem gerekiyor. Hani yaşam alanı kaybı eriyen buzullardan dolayı virgül yaşam alanı kaybı iklim değişikliği climate change yani ve reduce access to prey ava olan hani to prey ava olan tırnak içinde reduced access hani azalmış erişim gibi such as gibi faktörler neticesinde faktörler sonucunda faktörler neticesinde kutup ayılarının azalan nüfusuyla alakalı ilgili kutup ayılarının azalan nüfusuyla ilgili bilim adamları arasında, bilim insanları arasında artan bir endişe var diyoruz arkadaşlar. Artan ya da büyüyen bir endişe var diyoruz sevgili dostlar. Var dediğim yer derize tekabül ediyor. Tek kelime. Hani growing concern. There is growing concern, there is a growing concern diyelim. Hani artan bir endişe var diyelim sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. E'yi de ekleyelim. Biliyorsunuz ben hazırlıyorum. Bazen bir şeyler eksik kalabiliyor. Af buyurun. E deseniz de demeseniz de fark etmez ama there is a growing concern ifadesi daha güzel olur. Eriyen deniz buzullarından dolayı yaşam alanı kaybı, iklim değişikliği ve ava olan azalmış erişim gibi faktörler neticesinde kutup ayılarının azalan nüfusuyla ilgili artan, büyüyen bir endişe var diyoruz. Ha, artan bilim adamları arasında artan nüfusuyla ilgili bilim insanları
Bilim insanları arasında artan, büyüyen bir endişe var. Among scientists ifadesini unutmuştuk. Onu da eklemiş olduk gördüğünüz gibi. Eş anlamlı kelime bilgisi var. Herhangi bir gramer bilgisi söz konusu değil. Çünkü cümle devrik bir cümle, cümle değişik bir cümle. Burada eklemlerle sonsuza kadar gidilmiş, sonsuza gittik, başa doğru sardık. Derizle, derarla ya da derle başlayan cümleleri bu yüzden var, yok, var mı diye çevireceğiz. Ben var dedim, is olduğu için şu ana gönderme yaptım. Bakalım ikinci cümle ne diyecek arkadaşlar? There are, var diyoruz. Bu sefer çoğunluk var diyoruz. Varlar yani. Ne varmış bir bakalım. There are, var. Ne var? Notable challenges. Yani kayda değer zorluklar var. Notable challenges. Yani kayda değer güçlükler var. Notable, notable eşittir noticeable. Hani göze çarpan noticeable eşittir recognizable. Recognizable. Hani daha önceki derslerimizde bu ifadelere yeni yeni geçmeye başladık. Üçüncü ya da dördüncü tekrarı olsa gerek. Notable, remarkable, considerable. Mesela hani en önemli eş anlamlar arasında remarkable, eşittir, considerable, göz önünde bulundurulabilir hani gibisinden considerable. Hani bu bir sıfattır arkadaşlar. Challenge eşittir difficulty diyebiliriz. Challenge eşittir difficulty yani zorluk, güçlük diyebiliriz. Ne oldu? Var dedik, yüklemi yazdık. Ne var diyeceğiz arkadaşlar? Kayda değer zorluklar var. Yani düşünülmesi gereken güçlükler var diyoruz. Burası da benim özne bölümüm oldu. Devrik giriyorum. Der konusundayız. Şu konuda arkadaşlar, şu konuda hangi konuda? Şöyle mavileştireyim şurayı. Fiilden türediğini anla. Bunun bir fiilimsi olduğunu anla. In providing sunmada, vermede, tedarik etmede. In providing. Provide artık ezberledim bence. Provide eşittir maintain. O da eşittir sustain. Hani bunlar vermek, tedarik etmek anlamında arkadaşlar. Supply ya da aynı şekilde sunmak, kaynak sağlamak anlamında. Burada biz provide kullandık. Challenge eşittir difficulty. O da eşittir hardship'i de ekleyelim arkadaşlar buraya. Hard zor demek. Hardship zorluk. Tıpkı hani ship bazen burada lıklık eki oluyor. Friend arkadaş demek. Friendship derseniz arkadaşlık oluyor. Buradaki bazen ship eki, lıklık eki olarak isim yapıyorsunuz arkadaşlar. Çekim eki oluyor gördüğünüz gibi. Örnek olsun diye verdim. Hardship zorluk oldu. Difficulty zorluktu. Challenge zorluk oldu arkadaşlar. Şunu da edatları kalın ve italik yapıyorum. Sunmada, ne sunmada, ne vermede, kime ne yapmada. Hemen onu da mavileştirelim. Fiilden türemişti. Edatın sağına isim olarak geldi, oturdu. Ne sunmada? Adequate emergency services. Adequate emergency services diyoruz arkadaşlar. Yani yeterli olması gereken miktarda acil durum hizmetleri diyoruz. Burası da bir tamlama oldu gördüğünüz gibi. Bakın her bütün tamlamalar kendi işlerinde gördüm. Çok rahat rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü tamlama 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 diye yüzlerce saat eğitim verdik size arkadaşlar. Ne oldu? Adequate. Adequate eşittir sevgili arkadaşlar. Enough sufficient yani yeterli anlamında. Adequate sıfattır eşittir enough eşittir sufficient. Yeterli demek arkadaşlar. Yeterli emergency services. Yeterli acil durum hizmetlerini sunma konusunda hani dikkat çekici zorluklar vardır. Nerede? In şurada alan bölge arazi geliyor şimdi. In poor countries. Fakir ülkelerde diyoruz arkadaşlar. In poor countries diyoruz. Fakir ülkelerde, yoksul ülkelerde diyoruz. Bakın görüyor musunuz eklemleri? Eklemleri görüyorsunuz. Hemen şöyle çizdim. Sıfat artı isim var. Poor dediğimiz fakir anlamında burada arkadaşlar. Country de zaten biliyorsun. Including diyor daha sonra cümle bana. Including. Burada hani ki şunu da içerir, ki bunu da içerir gibi bir kısaltma var karşınızda. Hani şimdi siz anlatım bitmek üzereyken hani paketleme hatırlıyor musun? 10. günden önceki cümlelerimizde vardı. Paketliyoruz şu anda. Anlatım bitmek üzereyken including hani gibi bir ifade ki içinde de şunlar vardır diyoruz arkadaşlar. Ki bağlacıyla alttan alttan geçiş sağlar,
sağlar. Anlatım bitmek üzereyken including ifadesi, yani virgül artı including ifadesi, içinde de şunlar var gibi paketliyorsunuz arkadaşlar olayı. Nasıl olacak şimdi onu da hemen söyleyelim size. Including diyoruz. Hani anlamını biraz daha yazdıktan sonra, ki içinde de şunlar var. Ne varmış? Limited funding. Limited funding. Yani sınırlı. Limited eşittir restricted. Limited eşittir restricted. Daha önce verdiğim kelime grubudur. Restricted eşittir confined. Bunlar arkadaşlar sınırlı. Restricted, limited, funding. Funding demek money demek arkadaşlar. Funding eşittir money olarak karşımıza çıkıyor. Yani para arkadaşlar, finansmandan bahsediyoruz. Limited funding diyoruz. Yani sınırlı finansman. Virgül, hani ki içeriğinde de şunlar var, ki içinde de şunlar var diyoruz, ki içinde de nokta noktalar olan diye bağlayacağız birazdan. Bakın yazdıkça biraz daha şekillenecek arkadaşlar. Including eşittir ki içinde de nokta noktalar olan. Hani içinde de ne olan diyoruz? Burada bakın paketliyoruz şimdi olayı. İçinde de ne olan? Sınırlı finansman olan, hani kayda değer çeşitli zorluklar vardır gibi bir ifadeyle bağlayacağız olayı. Hani şimdi sıralıyoruz bunları. Including limited funding. Burası da bir tamlama, sıfat artı isim, sınırlı finansman, virgül. Başka neler var? Insufficient medical personnel, evet, insufficient medical personnel, hani yetersiz tıp personeli, sağlık personeli. Bu da bir tamlama oldu gördüğünüz gibi. Sıfat artı sıfat artı isim oldu arkadaşlar. Insufficient, hemen onu da verelim. Adequate enough sufficient, etkili yeterliydi. Çift çarpı attım, zıttıdır. Inadequate, inadequate eşittir insufficient. Bunlar yetersiz arkadaşlar. Bunlar yetersiz olarak karşımıza çıkıyor. Az önce ne vardı? Funding, hani bu ne demekti? Funding para demekti. O da eşittir sevgili arkadaşlar. Capital da diyebiliriz. Bu da ana para, sermaye demek arkadaşlar. Neticede siz bir hizmet sunamıyorsanız bunun capital'ı eksik olabilir. Orada money eksiktir. Funding'i yeterli sağlanmıyordur diye düşünülebilir sevgili dostlar. Tekrardan söylüyorum. Var. Hani kayda değer zorluklar sunmada yeterli acil durum hizmetleri, hani yoksul ülkelerde, ki içerisinde de sınırlı finansman, virgül, yetersiz sağlık personeli ve diyecek sanırım and inadequate infrastructure, yani yetersiz personal and inadequate, hemen şunun altını çizmesin and, şuradan itibaren çizmesin hatta, and inadequate neydi, yetersiz infrastructure, altyapı demiş arkadaşlar, infra çizme arkadaşım. Infrastructure, hani yetersiz altyapı diyoruz. Burada da bir eklem var. Yetersiz altyapı diyen ifadeyi de bir tamlama, sıfat artı isim. Altyapı, infrastructure ya da infrastructure, ki structure yapı demek, eşittir substructure arkadaşlar. Bunların hepsi altyapı olarak geçiyor literatürde. Infrastructure, virgül, virgül, which, ki diyoruz. Burada da bir bağlaç geldi gördüğünüz gibi. Şimdi cümle ne oldu? Hani içerisinde sınırlı finansman, yetersiz sağlık personeli ve yetersiz altyapı olan notable challenges vardır diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle başlayacak o zaman cümle. Yoksul ülkelerde işte acil, hani yeterli acil durum hizmetleri sunmada nokta 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 içeren kayda değer zorluklar vardır diye birazdan çeviriyi paketleyeceğiz. Ki diyoruz, bir de buradan bir detay vermeye çalışıyoruz. Relative clause bağlıcı yine. Ki hinder engelliyor. Ki hinder, hani az önce bahsettiğim şu eksiklikler, ki bu eksiklikler insan dışı varlık that aslında engelliyor. Neyi engelliyor? Hinder eşittir, eş anlamlarını verelim. Hinder eşittir prevent sevgili arkadaşlar, engelliyor.
Obstruct ya da inhibit olarak da geçiyor. Obstruct biraz daha çıtayı kaldırdık eşittir inhibit. Bunlar hep engellemek demek sevgili arkadaşlar. Ki engelliyor. Neyi engelliyor? Kimi engelliyor arkadaşlar? Which hinder the effective response. The effective response. Yani neyi engelliyor? Etkili tepkiyi, etkili cevabı. Hani response eşittir. Reply ya da react. Response eşittir reply. O da eşittir react diye düşüneceğiz. Tepki yani hangi tepkiyi etkiliyor, engelliyor? Effective etkili cevabı. Hani bir emergency olduğu zaman, bir acil durum geliştiği zaman işte effective response olması gerekir. Yangın çıktıysa en kısa sürede itfaiye gelmeli ki, kaza olduysa, yaralılar varsa en kısa sürede ambulans gelmeli ki effective response olsun arkadaşlar. Cümle içerisinde yorumlayacağız bunu. Ki az önce söylediğim her şey arkadaşlar, ki hani anlatım bitmek üzereyken gelen virgül artı which artı fiilli ifade ki bağlacı olarak çevriliyor. Aynı ifadeye bir tane daha ekleyeceğim. Bakın farklı varyasyonlar görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Anlatım bitmek üzereyken bu sefer which diyoruz. Which artı hani verb ifadesi, which artı fiil arkadaşlar. Ki diyoruz. Yine paketliyoruz arkadaşlar. Ki diye çevrilir. Ki bağlacıdır ve paketleme yapar arkadaşlar. Paketleme yapıyoruz yine aynı şekilde. Which ki az önce söylediğim her şeye gönderme yapıyorum. O ana kadar söylediğim her şeye gönderme yapıyorum ve olayı paketliyorum. Bu bahsettiğim kayda değer zorluklar, engeller neyi? Etkili cevabı, etkili tepkiyi, etkili bir şekilde müdahaleyi engeller. Neye? To emergency and medical crisis. Şuna, to emergency, acil durumlara and medical crisis diyoruz arkadaşlar. Tıbbi yani sağlıkla ilgili krizlere diyoruz sevgili dostlar. Buradaki edatı da kalın ve italik yapalım. The effective response neye? To emergency and medical crisis. Acil durumlara ve tıbbi krizlere diyoruz arkadaşlar. Şimdi cümleyi birazcık toparlayalım. İki tane farklı virgülden sonra relative clause geçişi gördünüz bu cümlede de. Şuradaki birinci geçiş az önce söylediği arkadaşlar notable challenges'a gönderme yapıyor. Hani notable challenges kayda değer güçlükler. Hangi içeriğinde sınırlı finansman hani önce şurayı bir toparlayalım aslında. Biraz yazalım yazarken daha da anlam kazandıralım sizler için. Siz aslında okurken tarzanca anlamanız yetiyor arkadaşlar. Çeviri sorusu olsa vardır diyeceksiniz. Olay bitecek ama okurken bunu var. Hani kayda değer önemli zorluklar var. Sunmada yeterli acil durum hizmetlerini işte yoksul ülkelerde ki içeriğinde sınırlı finansman, yetersiz sağlık personeli ve yetersiz altyapı var ki az önce söylediğim bütün bu olumsuzluklar da engelliyor. Neyi engelliyor? Etkili tepki vermeyi engelliyor. Neye? Acil durumlara ya da sağlıkla ilgili krizlere diyoruz arkadaşlar. Nasıl toparlayacağız? Biraz dağınık yazalım, sonra toparlamaya çalışalım. İçerisinde sınırlı finansman, içerisinde sınırlı finansman, virgül, insufficient medical personnel, yetersiz sağlık personeli and ve inadequate infrastructure, yetersiz altyapı olan dedik. Nerede? Nerede? In poor countries, yoksul ülkelerde, bunu da alalım. Yoksul, fakir ülkelerde, virgül. Devam edelim biraz daha yazmaya. Yeterli sağlık hizmetlerini sunmada, yoksul ülkelerde yeterli sağlık hizmetleri sunmada içerisinde sınırlı finansman, yetersiz sağlık personeli, yetersiz altyapı olan ki which effective response to emergency and medical crisis, acil durumlara ve sağlıkla ilgili krizlere müdahaleyi, acil durumlara ve sağlıkla ilgili krizlere
müdahaleyi, etkili müdahaleyi, etkili cevabı diyelim daha doğrusu, etkili cevabı engelleyen ki nokta noktayı engelleyen ne vardır diyoruz? Kayda değer zorluklar vardır diyoruz arkadaşlar. Kayda değer zorluklar vardır diyoruz. Okuyalım bakalım ne çıkmış. Yoksul ülkelerde yeterli sağlık hizmetleri sunmada, içerisinde sınırlı finansman, yetersiz sağlık personeli ve yetersiz altyapı olan ki acil durumlara ve sağlıkla ilgili krizlere etkili cevabı engelleyen kayda değer zorluklar vardır diyeyim. İşin içinden çıkayım. %85-90 perdesinde. Şuradaki ki'yi alıp başka bir yere de ekleyebiliriz arkadaşlar. Biraz daha uğraşmamız gerekir ama anlamlandırmak için gayet yeterli. Hangi parça nereye ait, bunların hepsini anlamlandırmış olduk ki biraz daha böyle altını çizerek, biraz daha böyle sana tamlamaları sunaraktan daha iyi bir anlamlandırma süreci sunmaya çalışıyorum sevgili arkadaşım. Üçüncü cümleye geçmeyeceğim. Üçüncü cümle hani there is, there are gibi basit perdeden var demeyecek. Hani belli bir süredir var diyecek. İşte o süre nerede? İşte o burada. Over the past century. Geçtiğimiz son yüzyıl içerisinde diyor arkadaşlar. Geçtiğimiz son yüzyıl içerisinde. Sen 2024'tesin diyor. 1924'ten 2024 arasına geçmişte şu anın sonucunu söylüyorum sana diyor. Var ama diyor belli bir süredir var. Sadece bugün yok yani geçmişten beri var olmak kaydesiyle var diyor. Have been has been bu işe yarıyor arkadaşlar. Bir olarak da size anlatmaya çalışmıştım. Burada da anlatıyorum gördüğünüz gibi. Anlamadıysan başa sar tekrardan dinle. Buraya kadar geldin. Bir beğeni bir yorum bence çok değil. Bir sonraki ders görüşeceğiz. Derdi yapıları bir üzerinden present time'ine ve past time'ine bakacağız inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanetsin. Eyvallah.